Kıymetli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Değerli izleyenler, son dakika bilgisi ulaştı. Biz de hemen karşınızdayız. Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 225'e yükseldi. Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönen protestolarda can kaybının 225'e yükseldiği bildirildi. Kazakistan'da akaryakıta yapılan zamların ardından başlayan protestolar, hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmüştü. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada protestolarda 19'u güvenlik gücü olmak üzere toplam 225 kişinin yaşamını yitirdiği, 3399'u güvenlik gücü olmak üzere toplam 4353 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ölenlerin yarısının silahlı suçlular olduğu aktarılarak OHAL sürecinde sağlık kurumlarına 20 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, Kazakistan'daki 2 Ocak'ta Zhanaozen ve Aktua kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden yardım istemişti. Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2000'den fazla barış gücü göndermişti. Tokayev 11 Ocak'ta ise ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirterek barış gücü misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.